Sakarya Üniversitesi'nde bir grup öğrenci inanılmaz bir başarıya imza atarak hidrojenle çalışan araba yaptı. Yetmedi, öğrenciler sahil adını verdikleri araçla Fransa'da düzenlenen Eko Maraton yarışmasında 14 ülke arasından 3. olmayı başardılar. Onlar yapar da Türkler yapamaz mı? İşte Sakarya Üniversitesi'nde üretilen Türkiye'nin ilk hidrojenle çalışan araçlarından bir tanesi Sahimo. Adı Sahimo, yani Sakarya Hidromobil'in kısaltması. Sakarya Üniversitesi'nde tamamı öğrencilerden oluşan İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu tarafından geliştirilmiş. Türkiye'nin hidrojenle çalışan ilk araçlarından. Sahimo küçük bazı değişikliklerle suyla da çalışabilecek durumda. Bu arabaya teknik olarak suyla çalışıyor diyebilir miyiz diye? Tabii ki diyebiliriz. Şimdi suyun molekül yapısını incelersek hidrojen ve oksijenden meydana geliyor. Biz de şu an saf hidrojeni kullanıyoruz. İlerleyen zamanda hidrojeni ayırabilen, sudan ayırabilen bir modül bağlayarak aracımıza direkt su verip hareket alabiliriz. Siz neden bunu yapamadınız? Şu anda biz lisans öğrencisiyiz. Bu işin fabrikasyon gerektiğini biliyoruz ve yarışlar da bu şekilde yapıldığı için biz saf hidrojeni alıp kullanıyoruz. Aracın küçük görüntüsü sizi aldatmasın. 150 kilogram ağırlığına rağmen saatte 80 kilometre hıza çıkabiliyor. Hidrojenle çalışan bir elektrik motoruna sahip. Bu nedenle alıştığımız araçlardan farklı. Hidrojen tüpü sanıyorum şu. Hidrojen cihazını katı olarak depolanıyor. Bu hidrojenden tanktan gelen hidrojen burada yakıt hücresinde ayrıştırılarak hidrojenden elektriğini koparılarak arka taraftaki elektrik motorunu tahrik ediyoruz. Yani bizim şu gördüğümüz ana parça aslında arabanın motoru değil, arabanın motoru tekerlekli olan. Tekerlek bunun içerisinde gelindi. Mıknatıslar burada Avustralya'dan hazır olarak getirtildi. Tarafımızdan monte edildi. Sahimo'nun başarısı sadece hidrojenle çalışması değil. Fransa'da Nagaro pistinde en çevreci, en prestijli hidromobil yarışmasında 14 ülke arasında 3. olmayı başardı. Fransa'da hidrojenle çalışan araçların arasından sıyrılmasının en önemli nedeni dayanıklılığı. 1 litre benzinle Sahimo ne kadar yol yapıyor? 437 kilometre yapıyor. Ufak tefek boyutlarına rağmen Sahimo hiç de ucuz bir proje değil. Tamamı 110 bin dolara mal olmuş. Sahimo 110 bin dolara mal olan bir proje. Herhalde bunu öğrenci açıklarınızda yapmadınız. Tabii ki yapmadım. Kolay olaylaştırmamız yok zaten. Sponsorlarımızın okulunun desteğiyle bunu yaptık. Yarıştığımız araçların bütçeleri 300 bin lira civarında. Eğer bize daha çok destek gelirse biz bundan çok daha iyisini yapacağımızı umuyoruz. Sessiz sedasız uluslararası başarılara imza atan Sahimo'nun geliştirebilmesi için biraz daha zaman ve kaynağa ihtiyaç var.